piyasası yerinde sayıyor. Yaklaşık bir iki aydır durgun. Gerçekten aşırı bir durgunluk var. Talep azlığı var. İki aydır falan kapının önünde duruyor. Kazancımız günden güne düşüyor. Ne olacağını öngöremiyoruz. İşte öğretmeni, memuru, herkes bu işi yapıyor şu an. Şu anda en ucuz sıfır araba tahmin ediyorum 370-380 bin bandında. Faiz oranlarının yükselmesi tabii ki müşterileri de birazcık etkiledi. Puanı yüksek olan müşterilerimiz bile kredi almakta zorlanıyor bu sene. Ya bankalardan zaten kredi alamadıkları için. Tabii insanlar böyle bir krediye ulaşamadılar son zamanda. 3 yıl önce 250 bin liraya sattığımız otomobili şimdi 750 bin liraya satıyoruz. Piyasanın daha da yükseleceğini öngörüyorum şu an için. Araba fiyatlarında ciddi bir artış bekliyorum. O yüzden müşterilerim şu durgun zamanlarda almalarını tavsiye ediyorum. Adım Tunç Mete. Aşağı yukarı 2016 yılından beri resmi olarak, vergi levhalı olarak burada Maslak'ta hizmet veriyoruz. Yani Türkiye piyasası otomotiv sektörü için ekranda yansıyan herhangi bir siyasi bir açıklamadan dolayı her türlü dalgalanmaya, her an açık, her an müsait bir piyasa. İkinci el otomobil piyasası son 3 yıldır pandemiden dolayı 2'ye 3'e katladı. Bundan 3 yıl önce 250 bin liraya sattığımız otomobili şimdi 750 bin liraya satıyoruz. Fakat son 6 aydır da otomobil piyasası yerinde sayıyor. Bundan sonra normal, rutin bir piyasanın devam edeceğini tahmin ediyorum. İsmim Ömer Erdoğuz'un. İzmir Gaziemir'de Arvin Motors'ta işletmeciyim. İzmir'de otomobil piyasası gayet canlı ama sektörel olarak birazcık zayıflıklar yaşıyoruz bu aralar. Çünkü alım güçleri birazcık yükseldi. O yüzden araç piyasası da birazcık yavaşladı. Şu anda ikinci el otomobil piyasası 2 aydır durgun seviyesinde devam ediyor. Hatta araba fiyatlarında ciddi bir köpük vardı. Bu köpükler yavaş yavaş bitiyor ve araba fiyatlarına da baktığımız zaman böyle bir %10-%15'lik bir böyle bir gerileme oldu. Bu gerilemenin etkilerinden bir tanesi de tabii insanlar böyle bir krediye ulaşamadılar son zamanda. Adım İnan Bayazıt. Maslak, Atatürk Otu Sanayi'de ikinci el otomotiv işi yapıyoruz. Yani şu anda işlerimiz bu işte bir iki açıklama yaptılar. İşte ikinci el araba parasına bize sıfır araba vereceğiz diye ki böyle bir şey yok zaten. Bundan dolayı şu anda işlerde biraz durgunluk var. Fiyat düşmesi diye bir şey yok. Tam tersine yükselmeye devam edecek ve 12. elinden sonra daha da çok yükselecek. Çok fiyat farkı var. Yani bizim bugün 100 bin bandına sattığımız bir aracı diğer firmalar hani kurumsal adı altında yani bizden %20-%30 daha fazlasına satıyorlar. Adım İsa Şahin. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. İşler bu aralar sakin. Sakin olmasının sebebi insanların fiyatların düşmesini düşünmesinden dolayı sakin. Ama düşeceğini çok zannetmiyorum. İnsanlar malum piyasanın da bozuk olmasından dolayı ne yapacaklarını şaşırdılar. Satışlarımız aşırı durgun. Yani istekli müşterimiz yok. Zorunlu ihtiyacı olan müşterilerimize şu anda hizmet veriyoruz. Araçlarda bir düşüş oldu. 6000 ve 6 aydan dolayı sıfır araçlardan dolayı ikinci ele biraz yansıdı. Tabii ki önceki alevler söndü biraz. Otonomiye geldim bir araç almak için 300 ve 400 aralıklı bir araç alacağım. Onun için bakıyorum. Tabii ki bulamadım ama geziyorum, bakıyorum. Hesabıma uygun bir şey olursa alacağım. Toka hakkında inşallah çıkar. Şu anda bizim gücümüz yetmediği için bir şey diyemem. ÖTV piyasamızı etkiliyor tabii ki. Çünkü sonuçta bir para indirimi oluyor. Söylentisi bile yani %10-15 bir beklenti içine hemen insanlar düşürüyor. Yine açıklamalarda bir ÖTV indirimi beklentisi var. Şu an piyasada da onun sakinliği var. 2,5 milyon satılan bir arabanın bugün baktığın zaman faturasına 800 bin lirası arabanın gerçek parası. Yani biz bir araba kendimize, bir araba zaten devlete almış oluyoruz. Hatta iki araba almış oluyoruz devlete hesap ettiğim zaman. Piyasayı biraz durgunlaştırdı ama ÖTV indirimi şöyle, belli bir motor aralığını karşılıyor ve yerli üretim arabaya olacak. Ama yerli üretime zaten şu anda ÖTV baremine gelen bizde araba yok. 2 yıl önce özel tüketim vergisi çıkardılar %10 ama piyasamız onun üzerine %20 daha koyaraktan daha fazla satıldı. Özel tüketim vergisini hükümetin açıkladığına göre bu sene geri iptal edeceklerini söylediler. Şu an özel tüketim vergisinin çıkması muhtemelen olmayacak. Bir araba kendinize alıyorsun, 3 araba yaklaşık bir vergi ödüyorsunuz. Engelli arabaları belli bir ÖTV dilimine giriyordu. Şu anda engelli arabalarını alamıyorsunuz ÖTV diliminden kaynaklı. Biz ÖTV indirimi değil, bir ÖTV iyileştirmesi bekliyoruz. Dizel mazot pahalandı, satışı durdu diye bir şey yok. Ama insanlarda bizde hep şöyle bir algı var. Dizel daha az yakıyor, mazot daha ucuz gibi bir algı vardı. Evet, önceden mazot ucuzdu. Benzinli araba satışı biraz daha azdı. Ama şu anda benzinle dizelde satışı aynı. Dizel araç üretimi yok.
dizel yakıt ücreti satışlarımızı etkiledi. Geçen aylarda 23-25 bin liraya alınan mazot şimdi 30 bin liraya trafiğe çıkmayı zorlaştırdı. Şu an mazot 28 lira ama trafikte yoğunluk hala devam ediyor. Benzin zammı etkilemesini biz geçen sene şu şekilde fark ettik. Kıştan çıktığımız dönemde motosiklete yöneldik biraz. Motosikleti arabadan inanır mısınız çok çok daha sattık. Dizel araçların satışını etkilemedi. Dizel zaten benzinliğe göre bir tık daha az yaktığı için aşağı yukarı benzinin fiyatıyla da yine şu an denk geliyor. Mazotun yüksek olmasından dolayı benzinli araca LPG uygulaması olduğu için benzinli araca daha bir talep fazlalaştı bu sene. Otomatikman zaten dizel hani oyuncu olarak piyasalardan yavaş yavaş çekilmek üzere. Dünya elektrikli ve benzinliye dönüyor. Piyasa benzinli ve hibritli ile devam edecek. Bir kere bizim elektrikli araba için altyapımız yok. Servisimiz yok. Elektrikli arabayı yapacak ustamız yok. Yetkili servisler de, yetkili bayiler de satıyor ama arabanın sorununu çözemiyorlar. Elektrikli arabanın altyapısının bir kere komple tamamlanması 10 yılı bulur yani tahminimce. Elektrikli araçlar geçen yılla bu yıl arasında %15 bir artış var. Tabii ki altyapı buna henüz uygun değil ama tabii ki bu 5 yıl 10 yıl içerisinde daha hızlanacağını düşünüyoruz. Geleceğin çağı elektrikliye geçmek durumundayız ve elektrikli gerçekten otomobil piyasasında ihtiyaç. Elektrikli araba eğer şarj istasyonun senin kendi evindeyse veya ofisindeyse çok mantıklı. Ama günümüz şartlarında eğer dışarıda şarj ediyorsan orada rakamlar birebir benzinle aşağı yukarı aynı fiyatlara geliyor. Dünya elektrikliye dönüyor. Şarj istasyonlarına dönüyor. Bu elektrik beni de çok heyecanlandırıyor çünkü geleceğin sektörü. İstesek de istemesek de hepimiz bu elektrikliye döneceğiz. Hepimizin evinde şarj istasyonlarını göreceğiz. Ya elektrikli otomobiller şu an piyasada zaten dünya tercih ediyor. Ancak şu an Türkiye için ben kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem şarj istasyonları şu an çok az sayıda. Türkiye'nin hazır olduğunu, elektrikli otomobile geçebileceğini düşünmüyorum. Çok haklı. Yerli bir otomobil olduğu için güzel bir beklenti içerisindeyiz. Fiyat çok uygun olacağı söylendi ama öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü maliyetleri yüksek. Aşırı bir beklenti var ama zannetmiyorum yani karşılamayız. Görünüm olarak, teknoloji olarak iyi gözüküyor. Yani almayı da düşünüyorum. Ama tabii ki ne kadar iyi olabilir, ne kadar sağlıklı olabilir, ne kadar sorun çıkartmayabilir. Piyasaya çıktığı zaman göreceğiz bunu. Çok tabii ki yerli ve milli otomobilimiz olarak çıkacak. Canımız ciğerimizdir ama ilk açıklanan fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Zaten piyasanın gidişatı da buradan hemen hemen ikiye katladı diyebiliriz yani piyasa. Yerli otomobil çok bizim gururumuz. İnşallah bir an önce sokaklarda, caddelerde, yollarda görmenin umuduyla bekliyoruz. Valla TOG'u bekliyoruz. Gururumuz olacak mı, olmayacak mı? Bekliyoruz. Alabilecek misin TOG'u? Yani şu anda imkanı yok. Yani 300-350'lik bir araç alıyoruz. Piyasa yüksek. Düşer diye dolandık ama aynı. Fiyatlar aynı. Yani o zaman biz 100 liraya, 80 liraya güzel araçlar alıyorduk. Şimdi ortalama 300-350 liralık oldu bizim 100'lük araçlarımız. Bankalar bu sene biraz sıkıntılı geçiyor. Puanı yüksek olan müşterilerimiz bile kredi almakta zorlanıyor bu sene. Şu anda tüketici düşük faizli kredi alamıyor ve şu anda zaten bankalar kimseye kredi vermiyor. Haliyle bu da birazcık da olsa insanları etkiliyor çünkü kimsenin cebinde bu kadar parası yok gidip araba almaya. Otomobil piyasamızı en çok canlandıran bankaların ucuz krediyle 36 ay 48 aya kadar satmalarıydı. Geçen yıllarda o piyasadan çok faydalandık ve çok müthiş araba sattık. Ama son yıllarda otomobil kredilerini kıstılar, 400 bin liranın altına çektiler ve onun için de bu da bizim ikinci el otomobil piyasamızın satışını etkiledi ve vasat seyrediyor şu an. Şimdi talepler düştü, yavaşladı diyebiliriz. Yani önceden biz ayda 2 tane, 3 tane araba satarken şu an 3 ayda 2 tane, 3 tane anca satabiliyoruz. Yani ayda 1 taneye kadar düştü araç talepleri. Bu Ticaret Bakanlığı'nın 6 bin kilometre ve 6 ay çıkarttığı yasayı gerçekten biz anlayamadık. Bir lokantasınız, yemek satmayın. Bir kuaförsünüz, saç kesmeyin ki tarzında buna benzer bir olayla özdeştiriyoruz bunu. Tescil tarihi 1 yaşındaysa veya 6000 km doldurmadıysa o arabayı bir galerinin satabilmesi için 6000 km'ye doldurmuş olması gerekiyor. 6000 km muhabbetinde biraz gerileme oldu. Alsatçılar çok araba alamadığı için ve satamadığı için sıfır araçlarda karlar daha düştü. Ama şahısta böyle bir şey yok. 6000 kilometreyi biliyorsunuz zaten insanlar kendisi kilometreyi yükseltip o şekilde satma yoluna kaçtılar. Doğru bir karar değil bence.
Devlet burada otomotiv sektörüne bir sınır koydu. Ama binici şahıslara herhangi bir vergilendirme veya satma süresi veya kilometre sınırı koymadı. Yani burada devletin de bir kaybı var. Vergi kaybı var. Bir şahıs 10 tane, 20 tane işte kendi adına, hanımının adına arabalar alıp bunları 0 kilometre satıyorlar. Galerilere veya otomotiv kara ticareti yapan firmalara, işletmelere değil, şahıslara gelmeliydi. Çünkü 6000 kilometreye kadar olan arabaları 0 bayilerden alsatçılar topluyor, evlerinin otoparkında yatırıyorlar. Piyasa biraz yükseldiği zaman ilana koyuyorlar, onların önüne geçmeleri lazımdı. Bu sene aşırı bir durumun geçtiği için bu seneye göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 6 ay içerisinde veya 1 sene içerisinde piyasanın daha da yükseleceğini öngörüyorum şu an için. Yeni yılla beraber asgari ücrette gelecek olan zamla beraber tabii ki ikinci el oto piyasasının artış bekliyoruz. Büyük bir ihtimalle %20-%25 civarında bir hem sıfır hem de ikinci el araçlara bir artış bekliyoruz. 2023'te otomobil piyasasının çok hızlı ve hareketli geçeceği kanaatindeyiz. Çünkü şu anda dünyada bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Özellikle Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya. Tabii ki de üretimleri çok etkileyecek. Pandemide biliyorsunuz üretimden kaynaklı sıfır arabalar gelmedi. Enerji kriziyle beraber otomobildeki üretim yavaşlayacak ve otomobiller sınırlı sayıda gelecek. Bu da otomatikmen bizdeki fiyatları tetikleyecek. İkinci el araba alırken öncelikli olarak arabanın kaporta aksamı, kasanın düzgün olmasına bakması gerekiyor. Kilometrenin düşük olması gerektiği kanaatindeyiz. Bir de araca yani binen kişi nasıl binmiş, düzgün binmiş mi binmemiş mi zaten arabaya bakıldığı zaman belli eder. Zamanında bakımlar yapılmış, yetkili serviste günü gününe bakımlar yapılmış arabaları talep ederlerse daha iyi olacağına inanıyorum. Bir, bilindik firmalar bir kere vergi lavası olmayanların alışveriş yapmasınlar çünkü elinde yasal bir dayanak kalmıyor. Kesinlikle bilindik firmalardan alsınlar, kurumsal firmalardan ekspertiz yaptırsınlar. 3 lira, 5 lira, 10 lira pahalı olsun ama yetki belgeli olan yerlerden ticaret yaptıklarında bir sorun da yaşasalar, karşı taraflardan bir muhatap kabul ederler. Kesinlikle ortadaki tüm mülazalar, sorunlar kalkmış olur. Bizim otonominin içerisinde kendi mahkeme sistemimiz var. Eğer otonomiden bir müşterimiz bir araba aldı, sorun yaşadıysa bizim yönetimimize bir dilekçeyle başvurduğu zaman biz tamamen sorunları mahkemeye dönüşmeden orta nokta bulup sorunun çözümüne inerekten sorunu çözüyoruz. Ve iki taraf da memnun oluyor. O yüzden kurumsal yerlerden araba almaları. Galerilerden almak lazım. Bizim sektörde rakamları şişiren otomotiv sektöründe bu alsatçılar. Dolandırıcı değiliz. Bizde her şey şeffaf. Ben bu işten keyif aldığım için zaten yapıyorum ama bu sektör yavaş yavaş bitiyor gibi.